Keloğlan'ın Ali Cengiz oyunları. Bir varmış bir yokmuş. Ülkelerin birinde Keloğlan ile ihtiyar anası beraberce mutlu mesut yaşıyorlarmış. Günlerden bir gün Keloğlan artık evlenme vaktim geldi. Annem de yaşlandı. Evin işlerinde ona bir de yardımcı gerek diye düşünmüş. Padişahın kızını mı alsam yoksa beyler beyinin kızını mı alsam derken en iyisi padişahın kızıyla evleneyim diye düşünmüş. Evlilik düşüncesini anasına anlatmış. Anası da, kel oğlum, kelliğin yetmez, bir de deli oğlum. Padişahın kızı hiç senin gibi kel bir çuza varır mı? Demiş. Kel olan bu, hiç dinler mi? Padişahın kızını görmediği halde ona kara sevda ile tutulmuş. Aradan günler, aylar geçmiş. Keloğlan padişahın kızının sevdasından bir deri bir kemik kalmış. Anası Keloğlan'ın bu haline daha fazla dayanamamış. Bu böyle olmaz diyerek sarayın yolunu tutmuş. Nihayet padişahın huzuruna çıkabilmiş. Padişah, evet seni dinliyorum. Derdin nedir? Söyle bakalım demiş. Keloğlan'ın annesi padişahın huzurunda ne diyeceğini şaşırmış. Saray o kadar görkemliymiş ki Keloğlan'ın bu saraya hiç layık görmüyormuş. Ne desem bilemedim ki padişahım demiş korkudan. Padişah da korkmadan utanmadan konuş hadi ne istiyorsun demiş. Keloğlan annesi en sonunda ağzındaki baklayı çıkarmaya karar vermiş. Derin derin nefes alıp verdikten sonra konuşmaya başlamış. Kıymetli padişahım, benim bir çulsuz oğlum var. Ona kel oğlan derler. Kel olduğu yetmezmiş gibi başında da akıl da yok. Sizin sultan kızınıza aşık olmuş. Onunla evlenmek istiyor. Padişah gülmüş. Bundan mı korkuyorsun? Bütün delikanlıların gözü sultan kızımda. Bir kızı herkes ister. Ama bir kişi alır. Söyle oğluna, eğer Ali Cengiz oğlun oyunlarını öğrenirse kızımı da ona verebilirim demiş. Keloğlan'ın annesi padişahın bu tavrı karşısında çok memnun olmuş. Sevinçle yola koşmuş. Doğru Ali Cengiz'in konağına. Sonunda Ali Cengiz'in konağına ulaşmış. Ali Cengiz kendisinden başka kimsenin bu oyunları bilmesini istemiyormuş. Hele ki bu oyunların padişahın öğrenmesini hiç mi hiç istemiyormuş. Keloğlan'ın annesi çok ısrar etmiş. Ali Cengiz sonunda Keloğlan'a 40 gün boyunca Ali Cengiz oyunlarını öğretmeye ikna olmuş. Ama Ali Cengiz oyunlarını öğreneni sonunda öldürüyormuş. Keloğlan sevinç ve heyecanla derslere başlamış. Bir gün Ali Cengiz'in karısı ve kızı can kız Keloğlan'ın yanına gelmişler ve Keloğlan sen iyi ve dürüst bir insansın. Seni hepimiz çok sevdik. 40 gün sonunda Ali Cengiz sana oyunları öğretip öğrenmediğini sorarsa öğrenmedim de yoksa ölürsün demişler. Günler birbirini kovalamış ve sonunda 40 günlük eğitim bitmiş. Keloğlan bütün Ali Cengiz oyunlarını öğrenmiş ama ölmekten korktuğu için Ali Cengiz'e usta biliyorsun ben sevdalıyım. Aklım hep padişahın kızında. O yüzden bir türlü dediklerini tam anlayamıyorum. Oyunları öğrenemiyorum demiş. Ali Cengiz Keloğlan'ın oyunlarını öğrenmediğine ikna olunca onu bırakmış. Keloğlan yola düşmüş sonunda ve padişahın huzuruna çıkmış. Padişah söyle bakalım Keloğlan. Hangi oyunları öğrendin demiş. Keloğlan hepsini öğrendim ama söylemem demiş. Padişah o halde Ali Cengiz'i çağıracağım. Onu oyunlarını alt edersen sana kızımı veririm demiş. Keloğlan da bunu kabul etmiş ve bir kuzu kılığına girmiş. Ali Cengiz'i beklemeye başlamış. Ali Cengiz gelmiş padişahın huzuruna. Padişah Ali Cengiz'e sormuş. Bu kuzuyu kesebilir misin? Demiş. Ali Cengiz de evet demiş. Eline bıçağı aldığı gibi
kel olan bir kuş olup oradan uçmuş o anda. Ali Cengiz de kartal olup kuşun peşine düşmüş. Büyük mücadelelere düşmüşler. Sonunda Keloğlan galip gelmiş. Padişah sözünü tutarak kızını Keloğlan'a vermiş. Keloğlan padişahın kızını görünce aslında onu sevmediğini anlamış. Keloğlan Can kızı sevmiş. Can kız Ali Cengiz'in kızıydı. Gidip Ali Cengiz'den Can kızı istemiş. Ali Cengiz de bu duruma çok mutlu olmuş ve kızını Keloğlan'a vermiş. 40 gün 40 gece düğün yapmışlar. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine.